Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir kahvaltı tarifi var. Bugün 5 dakikada Beşiktaş dedikleri bu olsa gerek herhalde. 5 dakikada çok güzel bir kahvaltı tarifi verdim. Nasıl verdiğimi hadi gelin videomun devamını da izleyelim. Çok basit ve çok lezzetli bir kahvaltılık tarifim var bugün size. Hemen başlamak istiyorum. Bir adet yumurtam var. Bir adet yumurtamı ekliyorum. Bir çay bardağı. Yoğurdum var. 4 kişilik olarak hazırlıyorum arkadaşlar. Kalabalık grupsanız 2'ye, 3'e çıkarabilirsiniz ölçüyü. Hiçbir değişiklik olmuyor. Şöyle bir tutam tuzum var. Bir tatlı kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı kadar şekerim var. Şeker koyduğumda kesinlikle ama kesinlikle mayalı hamurdan börek yapmışsınız gibi bir tadı oluyor. Kaşar ve beyaz peynir rendesi var. Göz kararı ekledim şöyle bir kase kadar. Dilediğiniz peyniri de ekleyebilirsiniz. Tulum peyniri de çok güzel yakışıyor. Ve burada ince ince doğramış olduğum maydanozlarım ve dereotlarım var. Onları da ekliyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum bütün malzemeleri. Gerçekten çok basit. 5 dakikada hemen oluşturabileceğiniz bir kahvaltılık tarifi. Üstelik çok da lezzetli. Şöyle beyaz peynirleri de içerisinde ezerek güzelce sıvılarımızı karıştırıyoruz. Ve artık yavaş yavaş unumuzu ekleyebiliriz. Şöyle bir bardak kadar, bir su bardağı kadar ekleyeceğim. Yumuşak, ele yapışır vaziyette bir hamurum olacak ve bir pakette kabartma tozumu ekliyorum. Ve artık elimle yoğurmaya başlayabilirim. Hafif ele yapışır, yumuşak bir hamur olacak. Unumuzu yine kontrollü ekleyelim arkadaşlar. Çünkü dediğiniz gibi sürekli olarak bu miktarlar yumurtanızın büyüklüğüne göre, yoğurdunuzun cıvıklığına veya katılığına göre değişecektir. Evet, bir bardak unumu eklemiştim. Şimdi biraz daha kontrollü bir şekilde ekliyorum gördüğünüz gibi de. Yanıma 2 bardak un almıştım. Ve eklemeye devam edeceğim unumu. Ele yapışmayan güzel bir hamur elde etmeye çalışıyorum. Evet, tabanımın altını yağladım arkadaşlar yapışmasın diye. Elimi de hafif yağladım, elime de yapışmasın diye. Çünkü yumuşak bir hamur olacak dediğim gibi. Şöyle elimle bir parmak kalınlığında açıyorum. Ve şöyle bir hamur kesme aparatıyla önce ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra dörde bölüyorum. Ve sonra da her parçamı yine ikiye bölüyorum arkadaşlar. Evet, dilim şeklinde hamurlarımı oluşturuyorum. Oluşturduğum bu her dilimi size de göstermek istiyorum dilimlerime. Evet, tabanımın işte yapışmasın diye bu yüzden yağlamıştım. Şu şekilde dilimlerimi arkadaşlar tavama götürüp hemen kızartacağım. Tavamı arkadaşlar yarım çay bardağı bir yağla güzelce kapladım. Ve şöyle kısık ateşte altı üstü güzelce kızarana kadar hamurlarımı kızarıyorum. Zaten böyle kısık ateşte piştikleri zaman iyice de kabaracaklar. Lütfen harlı ateşte pişirmeyin. Böyle içi dışı eşit bir şekilde pişmeleri için kısık ateşte. Ama yağımız tabii ki birazcık kızgın olsun. Bu şekilde pişirmeye devam edin. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş piştiği için yavaş yavaş da kabararak güzelce pişecek. Hamurlarım biraz biraz kızarmaya başladılar. Artık onları da şöyle biraz çevireceğim. Bir spatula yardımıyla veya benim gibi bir çatalla çevirebilirsiniz. Ellerinizi yakmadan dikkat edin.
Çevire çevire pişiriyoruz arkadaşlar. Bir tarafı fazla, bir tarafı az pişmesin. İçi güzelce pişsin diye çevire çevire. Çok da yağ çekmiyor. Çok az yağla da kızartıyorum. Bu bakımdan da gayet iyi. Çok da besleyici. İçinde her şeyi var. Yumurtası, peyniri. Her şeyi olan harika bir kahvaltı tarifi. Üstelik de hazırlaması gerçekten çok pratik ve çok hızlı. Bütün hamurlarımı eşit bir şekilde pişirdim. Güzel de kabardılar, puf puf oldular. Şimdi artık onları servise alabilirim. Kahvaltılıklarım hazır oldular. Mis gibi de kokuyorlar. Şöyle de sunuma hazırladım. Kesinlikle misafirlerinizin veya ailenizin ilgisini çekecek bir tabak. Acaba bu nasıl bir şey, tadı nasıl diye merak uyandıracak bir tabak. Evet, şimdi hemen zaten size de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Yumuşacık da oldular. Hemen böyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Çok da güzel pişti. Hiçbir şekilde böyle hamurluk yok. Hatta arasında böyle kaşarlar da biraz biraz sünüyor da soğudu bile hatta çekimde beklerken. Gerçekten çok güzel bir kahvaltılık. Gene peynirle, reçelle her şekilde tüketebileceğiniz bir kahvaltı tarifi. Evet, bugünkü tarifim bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın.